Buyurun. Nasıl istersen. Buyurun buyurun. Mikrofon da var. Sonra size. Ayla sunumu değil mi? Ayla Hanım. Merhaba, Emine Ayla Yılmaz. Ben açıkçası Talha Hocam'dan önce söylemiştim ama aynı konuya değinmek istiyorum. Şimdi biliyorsunuz biz meslek mensupları, yeminli mali müşavirler, ben mali müşavirlikten gelen bir meslek mensubuyum, sınavla aldım. Şimdi mali müşavirlerle yeminli mali müşavir arasında bir kopukluk var. Bunu nasıl gidereceğinizi tam olarak bilmiyorum ama şöyle ben bir öneri sunmak istiyorum. Özellikle odamızın bu konuda biraz daha etkin olmasını, yeminli mali müşavirlik unvanını doğru şekilde lansman yapabilmek için atıyorum çok güzel bir partner ortağımız olan İSMO ile birlikte İstanbul Serbest Bürosu Mali Müşavirleri güncel konular hakkında mevzuatlarla ilgili ortak seminerler düzenleyip şu yeminli mali müşavirimizin logolarının orada da birçok meslek mensubumuz var. Bu işi gerçekten çok iyi yapan. Onların da sunumlarıyla ortak bir seminerler, platformlarda birlikte yer alsak. Hem yeminli mali müşavirinin açıkçası mali müşavirler tarafından hiç sevilmediği bu ortamda kendimizi daha iyi tanıtmak misyonunu üstlenmesini istiyorum odamızın. Bu konuda da hepimiz ön ayak olmak isteriz. İkinci konu, biz genç meslek mensupları, yani sağ olsun Ahmet Kavak hocamız bir rapor distribüsyonu diye bir kitap düzenlemişti. Ancak gene de bazı raporlarda nacizane birbirimize danışıyoruz. Ancak bence bizim yeminli mali müşavir odasına danışmamız lazım. Bununla ilgili bence bir danışman konulması lazım. Burada çok tecrübeli meslek mensuplarımız var. Onların da ben gönüllü olarak bu işe yapacaklarına inanıyorum. Biz bir alo dediğimizde hem odaya yakın olmak amacıyla bir telefon ucunda gerçek birinci elden veyahut da ağızdan bunların nasıl olacağına, onlarla ilgili tecrübeler yazılı veya sözlü bir şekilde karşılıklı görüş alışverişi yapsak veyahut da bazen bakıyoruz bazı yeminli mali müşavirler bireysel olarak konuları anlatıyorlar. Bu konuları mesela KDV iadesi. KDV iadesi hem biz meslek mensupları için hem serbest muhasebe için, mali müşavirler için ortak bir gündem. Mesela odamızın düzenlediği güzel bir otel ortamında hem meslek mensuplarına anlatsak hem de gerçek ağızlardan doğru bir şekilde sunum yapabilsek ben bu konuda odamızdan bir destek ve ön ayak olmalarını istiyorum. Teşekkür ederiz Cemal Hanım. Çok teşekkür ederiz. Ekstra dışarı daha isteyebilirim. Memnuniyetle ama hazır sıcağı sıcağına söylenen bir gerekenler var. Bir müsaade et. Üstadın sözü var. Sonra sana ver. Bir dakika. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Efendim birincisi mesleğimize yeni katılan genç arkadaşlardan hakikaten çok memnunuz. Sonunun kanaatimi söylüyorum. Çünkü arı gibi geliyorlar. Hep de söyledikleri güzel, hep de söyledikleri doğru. Ondan sonra şimdi bizim de bir vebalimiz var. Bu mesleği onlara emanet edeceğiz. Onlarla alıp vermemiz lazım. Şöyle 2-3 buna güzel haber vereyim sana. Birincisi, 3 tane genç arkadaş geldi geçen de. Hakikaten çok beğendim. Yönetim buna sunum yapacaklar. Bu senin söylediklerinin hepsini içeren bir kurumsal iletişim ofisi kuralım dediler. Çok güzel bir fikir. 3 tane bir de bayan olmak üzere 4 tane yeminli orada olacak. Yönetim kurulunun kişi olacak. Çalışanlardan biri olacak. Bir basın danışmanımız var. Ve onda çocuklar diyorlar ki biz bunu size kuracağız, biz çıkacağız diye. Yani bu odanın ben olayım, sen ol, kim olursa olsun bir kurumu haline gelsin diyorlar. Ve bunun için de sosyal medyada var, bütün senin söylediğin mesleki mevzuatlarda var, protokol davaları da var. Ondan sonra uzun uzun onu getirdim. Hatta konuşmam bir yerinde söyleyecektim ama seninkiyle nasip oldu. Bir yönerge hazırlanacak. Kamu kuruluşları ilişkiler var, sosyal sorumluluk meselesi var, WhatsApp grupları, web sitesi. Sanatçılar mesela, sanatçı olan yeminli mali müşavirler var. Onların eğitimden sonra yararlanmak, ressam vesaire gibi. Umarım başarırız. Bir de web sitemizi biraz yenileyelim. O da var bunun içinde. Bu çalışmayı önümüzdeki hafta veya bir sonraki hafta hazırlıyorlar yönergelerini. Yönetim kuruluna sunum yapacaklar. Bütçemizi belirleyeceğiz. Kişileri atayacağız ve çalışmalarımıza başlayacağız. Sememe kardeşlerimizle olan işbirliğine gelince bunu sonunda söyleyecektim. Tabii ki
Ahmet'in sorduğu sorulara bir yorum yapacak mutlaka ama ben bunu bu vesileyle senden söz almış olayım. Emine Hanım söyleyeyim. Efendim, bizim şu anda Selame kardeşlerimizle özellikle İstanbul Selame Odası'nda çok ciddi bir iyi ilişkimiz var. 28'de size söyledim, birlikte bir panel de yapacağız. Fatsa Dağları'nda altına karşı çıkacağız mesela. Bu da dahil. Veya eğitim yapacağız orada. Fakat ortada kritik bir mesele var değerli arkadaşlarım. Sayın TÜRMAP yöneticileri de burada. Kendilerini de söyledik. Devamında söyleyeceğiz. Mesele şudur. Mesleğin kuruluşundan beri yeminli malum müşavirlik sevme arkadaşlarımıza hep onların gelişmesine engel olan, onların kazançlarına engel olan bir mutlu azınlık olarak lanse edeyim. Bu doğru değil. Bunun değişmesini arzu etmek, istemek en doğal hakkımız. Yıllardır da bunu söylüyoruz. Zaten yeminleri de görüyorsunuz ya. Öyle çok da mutlu azınlık değil ya. Bizim şikayet var. Gerçekçi değil. Ya artık bunu değiştirelim. Bakın, el birliği, iş birliği yaparsak hakikaten dağları diyebiliriz. Bu iş birliği öneriyoruz ve Sayın Asım Hocam'ın söylediği de çok önemli. Artık bu işte nasıl İstanbul Yemir Odası'nda yapıyorsak siyaseti bir tarafa bırakın. Grupçulukları falan bir tarafa bırakın. Mesleki çıkarda birleşmemiz lazım. Yeminli Mali Müşavirlik 30 yıl önce çıktı. Bir sürü yanlışlıkları vardı. Kaldı hala yanlışlıklar var ama bir yere geldi. Bir vaka oldu. Şimdi bu nasıl SMM kardeşlerimize aykırı olabilir? Bir SMM kardeşimiz buraya girdiğinde biz birlikte çalışıyoruz. Yeni iş alanları çıktı. Hadi bunu bırak. Ya o yeminli mali müşavirliğine girdiğinde bir en azından bir hedef koyuyor kendine. Bir gelecek koyuyor. Bir gelecek hayal ediyor. Bu bile güzel bir kazançtır. Yani bunu desteklemek yerine bu yeminli mali müşavirlik mesela TÜRMOK Genel Kurulu çıkıp yetkili ağızların ya bu yeminli mali müşavirlik iyi bir şey kardeşim. Bunun yanlışlarını ortadan kaldırıp daha iyiye götürmeye çalışalım. Ortadan kaldırmak yerine demesini bekliyoruz. Evet. Problem bu. Başkanım, sana cevap değil. Seminerlere... Sana cevap değil. Yok yok. Burada hata bizde olabilir. Yani sorunu anlatıyor. Ama bunu TÜRMOK yönetiminden ve SEME camiasından bekleyeceğiz. Bunun için biz 5 yıl küstük onlarla. Küstük. Görüştüm. Ya bir tane adım atılmadı. 8 yemem odası ayrı düştük. Ya dedik tek istediğimiz şey şu gazeteye ilan verdiniz ayıp oluyormuş. Yani bunu bir kaldırın. Burada bir kanun çıktı. Beni niye kaldırıyorsun? Sen de girmeye çalış. Bu ayrışım daima siyasetçinin işine yarıyor. Bizim iş adamının işine yarıyor. Fiyatlar düşüyor. Yani bizimle kırılıyor. Burada bizim hatamız olabilir. Ama önce biz TÜRMOB'un seçimine de karışmıyoruz. Yani orada iddiamız da yok. Olmaması da lazım. Doğru tabii. 100.000 kişi 5'e 4 olmuyor. Anlıyoruz doğru. Zaten de derdimiz de değil. Sadece ve sadece biz SMM liderleriyle bir araya geldiğimizde bunu kalben doğru olarak bekliyoruz. Doğru test etsinler. Öyle için zarar. Kaybediyorlar bir şey. Yani yeminli mali müşavirliği doğru test edemeden edemeyen kaybediyor. Kaybediyor arkadaşlar. Çünkü bir gelişme var, bir gelişme var. Ayrıca da bunun SMM'ye bir zararlı olduğunu da söylemek çok zor. Tabii mutlaka bir çıkar çalışması olacak. Bunu kabul ediyoruz. Ama bunun ortadan kalkmasının SMM gelirini artıracağını söylemek yanlış. Ama bunu söylüyorlar. Problem burada. Bunu bekleyeceğiz. İşbirliği yapacağız. Yapıyoruz da. Söylediğim gibi daha İstanbul SMM Odası'nda birçok konuda işbirliği yapacağız. Yapıyoruz da dediğini de yapacağız. Birlikte seminerlerde yapacağız. Kendimizi anlatmaya çalışacağız. Ama hiçbir zaman tabii sadece sevmemiz TÜRMA bu camianın bize verdiği sorumluluğu da unutmayacağız. Esas olan yeminli mali müşavirliğin çok daha ileri gitmesidir. Başaramadık. Başaramadık. Çok daha ileri gitmesidir. Bizim asıl hedefimiz daima ve daima karşımızdakilerin gerçekçi mi değil mi onu anlamak. Mesele burada. Bunu yapmaya çalışıyoruz. Yoksa onun dışında kaçtığımız yok. Yani biz kaçtığımız için olmadı bunlar Emine Hanım. Başından beri aynı şeyi söylüyoruz. 30 senedir aynı şeyi söylüyoruz. Bugünden başlayalım. Ama bak hayatım, TÜRMOB Genel Kurulu'na gidiyorsun, tahtaya dönüşüyorsun. Bu hoş bir şey değil. Kim gitmek ister ya?
Bu yaşımızdan sonra niye gidelim orada küfür yiyelim arkadaşlar? Son genel kurul daha iyiydi işte. Bir genel kurul biraz iyiydi. Bu biraz daha iyi. Umarım daha iyi olacak. Yani mutlaka eleştirilen bu seviyede olursa mesele yok. Mesela 5'e 4'e eleştirsin. Hakikaten güzel. Bir sorun yok. Yani adam mesela ben senden şeyde para alayım desin. Bunlar önemli. Bunlar önemli. Yapalım bunları. Ama iş yani yeminli mi ayrılmış ya bir ortam kaldıracak şekilde saldırıya gelince o zaman haklı olarak benim burada ne işim var diyorsun. Anladın mı? Mesele burada. Yani biz yine de bu konuda içeride de yapmıştık, ziyaret orada gitti işte, efendim bir başkan seçim olduğu için bari şeydi yani biliyorsunuz ona konuşuyorlar ben de seçmeni mi seçmedim. Ya haklısın, haklısın, haklısın. Yani seçim bitince her şey gidiyor. Ama bu defa samimi olarak söyleyeyim demin kelimemin toplantımızın başında söyledik. Bizim hep sevgili arkadaşlarımız orada. Onlardan bir şeyler beklemek bizim hakkımız. Başkandan, disiplin kurulu başkanından, başkan yardımcısından beklemek hakkımız, Emre Bey'den, Masist'ten ve diğer arkadaşlardan bu taleplerimizi yapıyoruz. Daha da çok görüşeceğiz, daha sık görüşeceğiz. Ama daima karşıdaki amacın ne olduğunu bilmemiz lazım. Yani yine seçime kadar bir idare mi? Yoksa vakit kadar yeni bir şeyler yapmak mı? Mesele bu. Hepimiz de bunu görüyoruz yani. O nedenle biraz uzattım, kusura bakma. Kurumsal iletişim ofisini sevmemeyi söyledim. Bundan sonra ben yönetim kurulu konuşur. Sizden bir iki konuşmacıdan sonra ben fazla konuşmam ama şu ücretle söyleyeyim. Oradan haklı olarak bir laf geldi. Şimdi efendim, ücret tarifesi tek başına bir suç veya ihlal değil.